Merhaba gençler. Bugün 19 Kasım 2020, Türkiye Sigorta kapanış değeri 5 lira 85 kuruş. Hisseyi teknik olarak değerlendirmeye çalışacağız. Hissenin genel görüntüsüne baktığımızda birleşme öncesi gelen haberler eşliğinde şu hızlı hareketi yapmıştı. Bu hızlı hareketin son 2-3 aydır da düzeltmesi, sindirmesi yaşanıyor. Son günlerde baktığımızda bu sindirme düzeltme hareketinin orta vadeli görünümü veren kırmızı ve mavi indikatörümüzde yukarıya aşırı satım bölgesinde yukarıya dönüş işaretleri var. Şimdi güncel olarak hissenin stop loss seviyesi 5,69 lira. 5,69 altında daha önceki şu düşlerde çalışan 100 EMA 5,39 destek seviyesi olarak izlenebilir. Yani 5,69 zarar kes seviyesi 5,39 negatif endekste daha aşağıdaki izlenecek olan destek seviyesi. Olumlu hareketlerin devamında ise öncelikle PSR direnci geçilmesi gerekir. En son üstte yer alan PSR direncimiz 5,94. 5,94 üzerinde orta vadeli görünüm daha da iyi olur. Ve öncelikle şu tepe önemli. PSR direnci üzerinde 6,81. 6,81 geçilirse hissede orta uzun vadede Fibonacci dirençleri izlenebilir. Fibonacci çalışmamızı yapacak olursak, şimdi burada istersek şu bölgede alabiliriz. Ya da bu hissede hızlı hareket olduğu için hızlı hareketin taban bölgesindeki diple tepe arasında da alınabilir. Bugün şu taban bölgesine göre çalışalım. Evet, tam mumların ucuna yerleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Şu an en üst bölgeyi görmek için biraz grafiği sıkıştıralım. Evet, şu indikatörleri daraltalım. Evet gençler, şimdi olumlu hareketlerin devamı halinde 6,81 önemli direnç. Bu seviye aynı zamanda hissenin Fibonacci 8 direnç hedefidir. Yani bu bölge geçildiğinde Fibonacci 8 de geçilmiş olur. 6,81 üzerinde Fibonacci 9,15 lira orta ve uzun vadede izlenecek olan direnç seviyesidir. Yani sırayla tekrar edecek olursak ilk kısa vadeli direnç seviyemiz 5,90 PSR direnci 5,90 üzerinde kalınması durumunda 6,81 ve 9,15 orta uzun vadede izlenecek olan Fibonacci 9 direnç seviyesidir. Evet, bu seviye bakın şöyle bir yani formasyon olarak da daha önceki hareketle benzerdir. Birinci hareket, ikinci hareket. Yani aynı benzer şekilde desenler oluşur grafiklerde genelde. Bir ve ikinci hareketin eğer olumlu görünüm devam ederse ikinci hareketin deseni de Fibonacci 9 ile uyumlu. Hisseye takas verilerine bakacak olursak hissenin
Şimdi günlük takasta 2.300'e 2.567 alıcılar olumlu çoğunlukta, sıkıntı yok. Haftalıkta ise evet 5'e 7.6, bakın haftalıkta daha belirgin bir toplanma olduğu görüldü. Özellikle emeklilik fonları ve Deutsche Bank yabancı ilk iki de alım tarafında. Aylık bakarsak daha geniş görünümde, yani şu dip bölgede kim ne yapmış? 13.3, 20.6. Bakın önceki günlerde yine belirgin şekilde alıcılar ilk 5'te çoğunlukta. Burada daha önemli bir durum ise hissenin toplam takasında %90'ı toplu şekilde, yani takasın %90'ı ilk 5 kuruma ait. Takasta da sorun yok. Görüldüğü üzere şimdilik. Günlük araç kurum dağılımına bakalım. Bugün kim ne yapmış? Evet, burada bugün bu çalışmayı yapmamızda en belirgin etkenlerden birisi şu tablo aslında. Hem indikatörlerimiz malum kırmızı indikatörümüz de beyazı yukarı kesmiş 20 bölgesinde. Ayrıca diğer mavi indikatör de düşen trendini kırmış. O da olumlu yönde. Bu da önemliydi. Yani indikatörlerde sorun yok. Ama araç kurum dağılımında ilk 5 kurumun %43'ü bugün alım ağırlıklı işlem yapmış. Burası dikkatimizi çekmişti. Özellikle BGC Partners'ın 650 bin alış, bunun bakın şurada daha net görülür. BGC Partners 650 bin not alış, satım tarafında sıfır. Yani bu kurumun böyle genelde ilginç alımlar oluyor. Yani kılçıksız alım diyorum ben buna. 650 bin not alım, satım tarafı sıfır. Ha, başka gün satarsa o ayrı konu tabii ama bugünkü görünümü bu. İlk 5 kurumun %43'ü işlemleri alım yönünde. Ve içinde kılçıksız alım BGC de var. Yine son günlerde en çok alım yönünde işlem yapan bugün de ünlü menkul birinci sıradaydı. Yani Instagram'da paylaştığımız tabloda. Ünlü menkul da burada. Evet, hayırlısı diyelim. Şimdilik Türkiye sigorta için söyleyeceklerimiz bunlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar.